İsrail ve Rusya'dan sonra sırada Mısır ve Suriye var. Türkiye dış politikada kritik geri adımları atıyor birbiri ardına sayın seyirciler. Suriye konusuna değinen Başbakan Yıldırım, Suriye iyileşmek mecburiyetinde olduğumuz bir ülkedir dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da TRT'de katıldığı bir programda Mısır'la görüşmeye hazır olduklarını yineledi. Türkiye dış politikada kritik geri adımlar atıyor. İsrail ve Rusya ile yakınlaşma politikasına Mısır ve Suriye de ekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında bu konuya dikkat çekti. İsrail ile Rusya ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Son haftalardaki karşılıklı olumlu adımlar gelecek için umut veriyor. Suriye meselesinin, terörün, Sünni gerilimlerin sebep olduğu krizleri aşıp kopan ilişkileri yeniden tamir ediyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım da benzer açıklamalar yaptı. Rusya ile eski günlerimize dönüyoruz ve normalleşme süreci başladı. İsrail ile varılan mutabakatla tekrar normalleştirme sürecine başladık. Suriye konusuna değinen Başbakan Yıldırım, Suriye iyileşmek mecburiyetinde olduğumuz bir ülkedir dedi. Bu konuda zaten herkes hemfikir. Burada işler düzene binerse tabii ki bizim ilişkilerimizi, biz komşuyuz. 911 kilometre hududumuz var. Tabii ki iyileşmek mecburiyetinde olduğumuz bir ülkedir Suriye. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da TRT'de katıldığı bir programda Mısır'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Mısır'la görüşmeye hazırım demem aslında yeni bir şey değil. Hatırlayacaksınız 2014 Eylül ayında da New York'ta Semih Şükrü ile Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmek için teyitleşmiştik. Evet. Önceden. İlk Cidde'ye gittiğim zaman Dışişleri Bakanı olduktan sonra DAEŞ'e karşı o zaman koalisyon küçüktü. O toplantıda doğrudan ben gittim. Sohbet ettik.